ABCD eşkenar dörtgeninde DAE bir üçgen, AD diktir DE'ye, CK 12 cm, KB 8 cm verilmiş. EKX kaç santimetredir diye soruluyor. Burada arkadaşlar BC uzunluğu 8 artı 12 20 ise DC uzunluğu da 20 olmalıdır. Ve buradaki açı 90 derece ise paralellikten dolayı buradaki açılar da 90'ar derecedir. DKC dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla DK uzunluğu 16 cm bulunur. DCK üçgeni arkadaşlar benzerdir EBK üçgeniyle. Bu benzerliğe göre 16'nın x'e oranı eşittir 12'nin 8'e oranına. İşler dışlar çarpımı yardımıyla önce sadeleştirme yapalım. 4'e bölersek 3 olur. 4'e bölersek 2 olur. 3x eşittir 32 olduğundan x eşittir 32 bölü 3 bulunur. O halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Çevresi 20 birim ve alanı 21 birim kare olan bir eşkenar dörtgenin köşegenlerinin uzunlukları toplamı kaç birimdir diye sorulmuş. Burada bir eşkenar dörtgenimiz var. Çevresi 20 birimse kenar uzunlukları 5'er birimdir arkadaşlar. 4 kere 5 20 olduğundan. Alanı 20 birim kare ise bunun köşegenlerinin çarpımının yarısı yani biz buna A, buna A, buna B, buna B dersek 2A ile 2B'nin çarpımının yarısı 20'dir. Buradan A çarpı B 10 bulunur. AB burada harflendirme yapacak olursak ABCD eşkenar dörtgeni deyip buraya K dersek AKB dik üçgeninde A kare artı B kare 25 olur. Köşegen uzunluklarının toplamı sorulduğu için 2A artı 2B soruluyor. Yani bize 2 parantezinde A artı B soruluyor. A artı B uzunluğuna X dersek her iki tarafın karesi alındığında A kare artı B kare artı 2AB eşittir X kare olur. A kare artı B kare yerine 25 yazabiliriz. AB 10 olduğu için 2AB yerine 20 yazarız. Buradan X kareyi 45, X'i ise 3 kök 5 bulur, buluruz. E, A artı B X olduğu için A artı B 3 kök 5 ise 2 katı 6 kök 5 birim olur. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgeninde AB kenarı 10 cm, DB köşegeni 16 cm ve BE 4 cm verilmiş. DBE noktaları doğrusal olduğuna göre CE eşittir x kaç santimetredir diye soruluyor. Burada AC köşegeni çizilirse arkadaşlar BD köşegenini ortalar. Buralar 8'er santimetre olur. Ayrıca köşegenler birbirine dik olduğu için burası 90 derecedir. Bu noktaya O noktası dersek AOB dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla AO uzunluğu 6 cm bulunur. Dolayısıyla OC uzunluğu da 6 cm'dir. COE dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazdığımız zaman x'in karesi eşittir OC'nin karesi yani 6'nın karesi artı OE'nin karesi 12'nin karesi olur. Bu eşitlikten x 6 kök 5 santimetre bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgeninde ABE bir üçgen, BA AE'ye dik verilmiş, BD DE'ye eşit 4 santimetre verilmiş. Yukarıdaki verilere göre ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi kaç santimetredir diye soruluyor. ABCD eşkenar dörtgeninde AC köşegeni çizilirse BD köşegenini ortalar. Burası O noktası ise bu uzunluklar ikişer santimetre olur. Ayrıca köşegenler dik olduğu için buradaki açı 90 derecedir. A, B, E dik üçgeninde dik köşeden dikindiği için öklit bağıntısı uygulanırsa A, O'nun karesi eşittir. B, O çarpı O, E yani 2 çarpı 6 olur. Bu eşitlikten A, O uzunluğu 2 kök 3 santimetre bulunur burası 2 kök 3 santimetre, dolayısıyla burası da 2 kök 3 santimetredir. Bizden ABCD eşkenar dörtgeninin çevre uzunluğu sorulduğu için dik kenar uzunlukları 2 kök 3 ve 2 olduğundan bir kenarın uzunluğuna x dersek x'in karesi eşittir 2'nin ile 2 kök 3'ün karesinin toplamına buradan x uzunluğu 4 santimetre bulunur. O halde bütün kenarlar 4'er santimetre olduğu için eşkenar dörtgenin çevresi 4 kere 4'ten. 16 santimetre bulunur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgeninde EF AB'ye dik verilmiş. ABC açısı 120 derece. EF 2 kök 3 santimetre. DC 6 santimetre. Yukarıdaki verilere göre DE eşit X kaç santimetredir diye soruluyor. DC kenarı 6 santimetre ise arkadaşlar bütün kenarlar 6 şar santimetredir. Ayrıca B açısı 120 derece ise yan, yan, yana bulunan köşelerin açılarının toplamı 180 derece olduğu için A açısı 60 derece olacaktır. Bu durumda E açısı burada 30 derecedir. E, A, F dik üçgeni 30, 60, 90 üçgenidir. 60 derecenin karşısındaki uzunluk 2 kök 3 santimetre ise 30 derecenin karşısı 2 santimetre. Dolayısıyla 90 derecenin karşısı 4 santimetredir. Bu durumda X artı 4, 6 olduğu için X uzunluğu 2 santimetre bulunur cevabımız C seçeneğidir. ABCD eşkenar dörtgen DH diktir AB'ye AH eşittir HB'ye yukarıdaki verilere göre ABC alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Biz burada arkadaşlar AH ile HB eşit olduğu için bu uzunluklara X, X yazarsak bir kenar uzunluğu 2X olur. Dolayısıyla AD uzunluğu 2X'tir. DAH dik üçgeninde 90 derecenin karşısı 2X iken ancak 30 derecenin karşısı x olacağı için buradaki adh açısı 30 derece dolayısıyla a açısı 60 derecedir. Çapraz köşeler birbirine eşittir. C köşesindeki açı da 60 derecedir. Yan yana bulunan köşelerin açılarının toplamı 180 derece olduğu için alfa 120 derece bulunur. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde ABCD ve EFGH birer eşkenar dörtgendir. DAB açısı 60 derece, EHG açısı 120 derece ve BD ile EG birbirine eşittir. ABCD dörtgeninin alanı 18 küçük3 birim kare olduğuna göre, EFGH dörtgeninin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar, şu köşegen ile buradaki köşegen birbirine eşit verilmiş. ABCD eşkenar dörtgeninde. Bu açı 60 derece ise buradaki açı 60 derecedir. Bu kenarlar eşit olduğu için diğer açılar da 60'ar derece olur. Yani elimizde aslında iki tane eşkenar üçgen var. Buralar A, 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 A. Bu köşegenin uzunluğu da A'dır. Eşkenar üçgenlerden ikisinin toplam alanı 18 köküç birim kare ise bir tanesinin alanı 9 köküç birim karedir. O da A kare köküç bölü 4 eşittir 9 köküç birim kare ise köküçler sadeleşir. A kare buradan 36. A eşittir. 6 birim bulunur. Burası 6 birimse DB. EG uzunluğu da 6 birimdir. Bu açılar birbirine eşit. Çünkü kenarlar eşit. Bu açılar 30'ar derece. O halde 30-30 120 üçgeninde 120'nin karşısı 6 birimse 30'un karşısı 6 bölü kök 3. Yani 2 kök 3 birimdir arkadaşlar. Burası da 2 kök 3 birim. Bizden istenen bu dörtgenin alanı. Ee, burası 2 kök 3 birimse taban uzunluğu 2 kök 3 birim yüksekliği hesaplayalım. Bu açı 30 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. 2 kök 3 ile 3'ün çarpımı 6 kök O halde toplam alan 6 kök olduğundan cevabımız C seçeneğidir. Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgeni biçimli karton BD köşegeni boyunca kesilerek ikiye ayrılıyor. Sonra İki nolu parça D köşesi etrafında ve ok yönünde C köşesi A köşesiyle çakışana kadar döndürülerek bir nolu parçayla yan yana getiriliyor. Şekil 2'de KDB açısı 135 derece ve KB 10 birim olduğuna göre şekil 1'deki ABC'de dörtgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Burada dörtgenin her bir kenarının uzunluğuna A birim diyelim. DB köşegeni boyunca kesildikten sonra D köşesi etrafında ve ok yönünde döndürülüyor. Yani buradaki A birim buradaki A birimle çakışana kadar C köşesi A köşesinin üstüne gelinceye kadar döndürülüyor. Ve böyle bir şekil elde ediliyor. Burada AB A, A birim ise burada da AB A birimdir. Buradaki CD AD'nin olduğu yere geldi. Yani AD uzunluğu da A birim. CB kenarı da AK kenarının bulunduğu konuma geldiği için burası da A birimdir. Ayrıca bu açı 135 derece ise buradaki açıların her biri 67,5 derecedir. Dolayısıyla bu açı baştan 67,5'tür. Burası da 67,5'tür. Bu durumda burası 45 derecedir. Aynı şekilde buralarda 45'er derece olacaktır. Çünkü buradaki 45 derece dönerek diğer 45 derecenin yanına gelmiştir. Bu durumda 45 artı 45 90 derece olduğu için KAB bir dik üçgendir. Bu dik üçgenin hipotenüsü KB 10 birim olduğu için dik kenarları 10 bölü kök 2'den 5 kök 2 birim bulunur. Dolayısıyla başlangıçtaki ABCD eşkenar dörtgeninin çevresi 4 çarpı 5 kök 2 yani 20 kök 2 birimdir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgeni biçimli kumaş şekil 2'lik gibi BE boyunca katlanırsa C köşesi D köşesiyle çakışıyor. Bu durumda BE DC'ye dik olur arkadaşlar. C köşesi B köşesiyle çakışıyorsa CB ile DB birbirine eşittir. Ayrıca EC ile de DE birbirine eşittir. Bu bir eşkenar dörtgen olduğu için burası ne? Burası ne? Toplamda 2N iken burası da 2N. Dolayısıyla 90'ın karşısı 2N iken ancak 30'un karşısı N olacağı için bu açılar 30'lar olur. Bu durumda buradaki açı 60, buradaki açı da 60 olur. O halde DCB üçgeni bir eşkenar üçgendir. Dolayısıyla DAB üçgeni de bir eşkenar üçgen olur. Buradaki eşkenar üçgeninde AK yüksekliğinin boyu 6 verilmiş. Bize şekil 1'deki dörtgenin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. E, bu durumda 60 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı 2 kök 90 derecenin karşısı 4 kök 3 birim olur. O halde bu dörtgenin çevresi 4 kere 4 kök 16 kök birimdir. Cevabımız D seçeneğidir. Çevre ABC'de 24 cm olduğuna göre şekil 2'deki yeşile boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? A diyelim A artı 4 çarpı 2 eşittir 24. 12 a artı 4 12 a eşittir 8. 8 x dersek 8 eksi x eşkenar dörtgen 8 eksi x. 8 eksi x'in karesi x'in karesi artı 4'ün karesinden 3 4 5 üçgeni x eşittir 3. Burası 3 burası 5 5 olur. Burada 8 burası 5 burası 4 eşkenar dörtgenin alanı 5 çarpı 4 eksi 2 tane bu dik üçgenin alanı 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 2. 20 eksi 12 8 doğru cevap C seçeneği.